Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 11 numaralı köşe taşımızda kalmışız en son. Hemen bunu gömmeye başlayalım arkadaşlarım. Şöyle bir önce biraz yakınlaştıralım sorularımızı. Bu boyut iyidir diye düşünüyorum. Böyle gayet güzel oldu. Odaklanmasını da bir ayarlayalım hemen. Evet, her şey süper. Vira bismillah. Başlayalım. DEC'nin alanını 36 vermiş bize. Şuradaki taralı alan 36 olarak verilmiş dostlarım. Tamamdır. Buna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor. X dediğimiz yerde burası. Bir paralellik var. Paralelliği gördük. Burada ne demiştim arkadaşlar? Hani paralellik varsa verilen 2 değeri çarpın 2'ye bölün alana eşittir. Yani sen 12 ile X'i çarpıp 2'ye böldüğünde 36'ya eşitlemen x'i bulacağın anlamına gelir. Bu pratik çözümü. Şimdi normalde nasıl yapacağız peki öğretmenim? Bizim alan kaydırma diye bir yöntemimiz var dostlar. Şimdi şöyle birbirine paralel olan iki tane doğrunun, şöyle bakın iki tane doğru var birbirine paralel bunlar. Arasındaki üçgenlerin, bakın şu taralı üçgen de olabilir, beyaz üçgen de olabilir. Benim şu anda taralı üçgenli işim var. O yüzden bunun alanını kaydıracağım. Şu taban, bakın bir paralel doğrunun üstünde. Burada üsttekinde taban var. Tepe noktası da bu paralel doğrunun üstünde. İşte bu tepe noktasını alıp diğer uca getirirseniz alan değişmiyor dostlarım. Yani taban sabit. Sen tepe noktasını bak şuradan tuttun C'den B'ye getirdin. O zaman yeni üçgen burası oldu. Ve alan değişmedi. Dolayısıyla buranın da alanı 36 birim karedir diyebiliyorsunuz. Kuralımız bu. Alan kaydırma kuralı. Şimdi ben bu alanı, yani yeni üçgenin alanını, tabanı x seçip bu x'e indirilen yükseklik de bakın 12 olmuş. Uzantısına inmiş x'in, gördünüz mü? Artık buradan 12 çarpı x bölü 2 diyerek bunu 36'ya eşitleyerek de bulabilirim dostlarım. Buradan x 6 geliyor diyebiliriz. Buraya bakalım. Yine bakın paralellik var. Fakat bu sefer 3 değer var hocam. Nasıl yapacağız 3 değer varsa? Onu da pratiği var ama artık gerek yok pratiğine. Biz normal yollamızla çözelim dostlarım şimdi. Bakın ne diyor? AD paralel EC'ye. Şimdi şunlar paraleller. Şurasıyla şurası paralel. Bu iki paralelin arasında bir şu üçgen var, bir de bu üçgen var. Yani ben bunların alanlarını, daha doğrusu tepe noktalarını kaydırarak alanlarının değişmediğini biliyorum. Şurasını 3 vermiş bize. Buraya 3, 4, 5 üçgeninden ben 3'ü buldum. Alan E, A, D. Neresi orası? E, A, D. Şu ortadaki üçgenin alanını bizden istiyor. Biz de ne yapıyoruz şimdi? Taban bakın bu paralel doğrunun üstünde. Tepe noktası Edirne. Edirne'yi tutup Ceyhan ucuna kaydırıyorum. Dolayısıyla yeni şeklim şöyle olur. Edirne'yi Ceyhan'a getirdiğimde üçgenin yeni versiyonu burası oluyor. Yani bana artık kırmızının alanını soruyor desem doğru bir şey söylemiş olur. Peki bu kırmızının tabanı 6. Bu 6'ya inen yükseklik bakın A'dan aşağıya doğru inmiş. 6'nın uzantısına doğru 3. O zaman 6 çarpı 3 18 bölü 2'den 9 geldi benim kırmızı üçgenimin, yani aslında mavi üçgenimin alanı. Evet, üçüncü sorumuz. Yine bir paralellik görüyoruz. AB'yi bir yazalım şu oranı. AB'ye 3K derseniz diyor. Tamam. BC'ye 4K diyeceksiniz diyor. Tabi bu açıortay olmasından sebep şurası açıortay. Kolların oranı 3'e 4 ise ayaklara da hemen 3M'ye 4M diye yazalım. ECD'nin alanını, ECD şuranın alanını bize 8 diye vermiş. ABD'nin de alanını bizden istiyor. Biz şunu göreceğiz arkadaşlar burada. Yine bakın paralel doğrularımızı şöyle kalın yapayım ki daha rahat görün. Bakın bu mavi üçgen paralel doğruların arasında. Tabanı üstte, değil mi? Bir paralel kenarın üstünde. Diğer köşesi de diğer paralel doğrunun üstünde C. Ben bu C'yi tutup B'ye kaydıracağım. Peki C B'ye gelince yeni üçgenim şurası olmaz mı arkadaşlarım? Bakın burası oldu. Demek ki bana artık ECD'nin alanı 8 dediği şu kırmızının alanı 8'miş meğersem. Burayı vermiş bize. Peki burası 8. Şimdi bir de şunu biliyoruz biz dostlarım. Bu paralel doğru bu tarafı 3'e 4 diye böldüyse burayı da işte 3A'ya
4A şeklinde böler diyelim. Paralel doğru, benzerlikte öğrendik bunu. Sonra 4A'ya biz 8 yazmışız, yani 2 katı. 3A'ya da 6 yazacağız ve böylelikle şu üçgenin toplam alanı 8 ile 6'nın toplamı 14 olacak bize sorulan yer. Buna geldik dostlarım. Bakalım bu ne diyor? G ağırlık merkezidir diyor ve buradan bir paralel doğru geçerse biz ne demiştik? Yanları 1'e 2, 1'e 2 şeklinde böler. Ağırlık merkezinden geçen paralel doğru yan kenarları 1'e 2 oranında böler. Bunu artık ezberleyin demiştik. Şimdi alan ABC'yi soruyor. Taralı alanların da toplamını vermiş bize. Şimdi bunu 1 milyon farklı yolla çözebiliriz arkadaşlarım. Biz alan kaydırma testinde olduğumuz için alan kaydırma yöntemiyle çözelim bunu da. Şimdi ne yapacağız? Şu siyah üçgenlerin toplamı 8 ya. Bunların tepelerini, bakın hepsinin tabanı şu paralel doğrunun üstünde. Hepsinin tepesini Denizli'ye kaydırayım. Şu Giresun'u Denizli'ye kaydırırsam şöyle bir üçgen çıkar karşıma. Bakın şuraya gelir. Giresun'un şu üçgen, ortadaki üçgenin tepesini D'ye kaydırdım, böyle oldu. Edirne'yi buraya kaydırırsam da şöyle olur arkadaşlar. Taban sabit olduğu için Edirne'lik taralı üçgen de buraya geldi. Yani aslında taralı alanlar şurası oldu toplamda. Şu kısım bizim tüm taralı üçgenlerimizin toplamı oldu. Ve taralıları 8 vermiş ya, demek ki burası 8. Yani M'ye 8 düştü. O zaman 2M'ye, yani şuraya komple ne düşmek zorunda? 16 düşmek zorunda. Yok, taralı alanlar 18'miş, pardon 8 değil. M'ye 18 düştü. 2M'ye 36 düşecek. 36 ile de 18'in toplamını soruyor bize. 54'ü yapıştırdım hemen. Evet, 11'den sonra çevirdim arka tarafı. 12 numaralı köşe taşının ilk sorusuna bakıyorum. Yine bir oran vermiş. Hemen EF'ye 1K diyelim. BC'ye de 2K olduğunu söyleyelim. Şimdi DC ile de AD arasında bir ilişki var. M'ye 2M diyelim. Bakın bir dörtgen görüyorum arkadaşlarım. Dörtgen görüyorsam alan sorusunda hemen köşegenini çizerseniz bu dörtgenin, iki tane üçgene bölersiniz, daha rahat bir şekilde çözersiniz. Şimdi tüm alanı 48 vermiş bize. Şimdi biz şu M ile 2M'yi kıyaslayarak başlayalım. Bakın M'lik üçgenin tepe noktası B'ye kadar gelmiş. 2M'likte üçgeni o zaman ben tepe noktası B'ye kadar olacak, şuranın tamamı olarak düşüneceğim. Ve toplam alan 48 olduğu için bu alan 1'e 2 oranında bölünecek. Yani A'ya 2A oranında, 3A olarak bölünecek burası ve 3A'yı 48 diyebiliyoruz biz. O zaman şuradaki 1A dediğim yere 16 düşer. Şuranın toplamına da 32 düşecek arkadaşlar. Burası da 32. Bakın şimdi bu 32'yi de şu K ve 2K'ya dağıtacağım dostlar. Bakın K'nın da tepe noktası Denizli. 2K'nın da tepe noktası şurada Denizli. Yani şu üçgene bakıyorsunuz sadece. Ve biz 2K'ya ne düştüğünü söyledik az önce. 32 düştü buranın tamamı. Peki o zaman K'ya ne düşecek hocam? Yarısı. Yani 16 düşecek. Buradaki DEF üçgenine, demek ki 16'dır dedim hemen. Şuna geldim. Yine bir oran var. Oranları bir yerleştirelim. AE'ye 2, EC'ye de 3 deyin diyor. 2K, 3K. Hatta hemen alanları da yerleştireyim ya da durun. EDC'yi vermiş bize 12 diye. Şuranın alanı 12 ise biz hemen şu 3K ile 2K'lık üçgeni bir kıyaslayalım. 3K'nın da tepe noktası bakın Denizli'ye kadar. 2K'nın da tepe noktası Denizli. 3K'ya 12 düştüyse 4 katı, 2K'ya da 8 düşecek 4 katı. Sonra şu eşit kenarları kıyaslayalım. Bakın bu bir kenar ortay. Burayı 20 diye böldüyse bu tarafı da 20 diye bölecek. Biz tüm şeklin alanını 40 bulmuş olacağız. ABC'yi soruyormuş zaten, 40. Evet, 3 numaralı sorumuz. Yine alan ABC'yi soruyor. DEC'nin alanını 1.6 vermiş. Şuranın alanı 1.6. Peki 2'ye 1.6 düştü. Bakın 8 katının 10'a bölünmüş hali. 8 ile çarp 16, 10'a böl 1.6. O zaman 3'e de şöyle düşecek. 8 katı 24, 10'a böl 2.4. Peki şimdi şu 2 ile 3'ü kıyaslayalım yine burada da. Bakın ikilik üçgenin tepe noktası C. Şuranın tamamını alıyorum şimdi.
Üçlük üçgenin de tepe noktası C. Şuranın tamamı. Peki 2'ye ne düştü toplamda? 3, 4 düştü değil mi? Bunların toplamı 4 yaptı. 2'ye 4 düştü. 2 katı. 3'e de 6 düşecek. 4 burada, 6 burada. Toplam 10 gelecek tüm alanımız. Buna geldim. Alan D, E, F'yi. Şuranın alanını 2 vermiş bize arkadaşlar. D, E, F'nin alanı 2. Biz şimdi şu tepe noktası Fransa. Bakın burada bir de dörtgen var. Dörtgen görünce hemen köşegen çizin demiştim. Şurayı da çizdim arkadaşlarım. Şimdi şunu görelim. Üçlük tabana tepe noktası Fransa olduğu zaman üçlüğe 2 düşmüş. Peki şurada beşlik var arkadaşlarım. Burası 5. Tamamı 5. 5'e ne düşer diye soruyorum. Hemen orantı kuralım. 3'e 2 düştüyse 5'e ne düşer? İçler dışlar 3x eşittir 10. X eşittir 10 bölü 3 düşermiş. Demek ki şu kırmızı alan 10 bölü 3. Bakın 2 ile de 1'i kıyaslayacağım. 2'ye 10 bölü 3 düştü. 1'e yarısı düşecek. Yani 5 bölü 3. Sonra da bize toplamını soruyor. 10 bölü 3, 5 bölü 3 daha 15 bölü 3 yapar. 15 bölü 3 de Edirne olarak işaretlenir. Evet, 11 ve 12'yi gömdük. Şimdi 13 numaradayız. Bir dörtgen var. Hatta ikizkenar 6, 8, 10 var. Bakın şurayı çizdiğimde 6, 8, 10. Burası da eşkenar çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bize de tüm şeklin alanını soruyor. Hadi gelin önce dik üçgenin alanını bulalım. Dik kenarları çarpıyordum. 6 ile 8'i ve 2'ye bölüyordum. 48 bölü 2'den buranın alanı 24. Bu bir dursun. Eşkenar üçgenin alanındayız şimdi arkadaşlar. Bunun da alanını birkaç farklı yolla bulabiliyoruz. Direkt formülü yazayım ben size. Bir kenarın karesinin kök 3 bölü 4 katıdır eşkenar üçgenin alanı. Yani bir kenara 10 ya. 10'un karesi 100 çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile 100'ü sadeleştirelim. 25. 25 kök 3'müş. Bunun da alanı. Bize de toplamını soruyor. Biliyorsunuz 25 kök 3 yani köklü bir sayıyla tam sayı toplanmaz. 25 kök 3 artı 24 diye yazılır. Cevap Adana'dan geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. Yine bir eşkenar üçgende G ağırlık merkeziymiş, 9'muş, 3'müş. Alan GDC nedir diye soruyor. Şimdi biz eşkenar üçgenin bir kenarını 12 diye biliyorsak hemen hepsinin alanını bulalım isterseniz. Yani 12'nin neydi? 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. Eşkenar üçgenin alan formülü A kare kök 3 bölü 4'tü. 12'nin karesi 144 yapar. Bunu da 4 ile sadeleştirirsem 36 kalır. Tamamının alanı 36 kök 3. Şimdi ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği var. Ağırlık merkezinden 3 köşeye şöyle çizip de 3 tane üçgen oluşturuyorum. Bakın kırmızı üçgenden bir burada var, bir de burada var arkadaşlarım. Onu mavi yapayım bir tanesini. Bakın kırmızı, mavi, bir de şu nokta nokta koyduğum üçgen. 3 tane üçgene parçalamış oldum böylelikle. Ve ağırlık merkezi diyor ki eğer diyor benden 3 köşeye de böyle doğrular çizersen burada 3 tane üçgen çıkar ve üçünün de alanı eşittir. Şimdi toplam alan 36 kök 3 ise bunların her biri 12 kök 3, 12 kök 3 ve burası da 12 kök 3 olacak. Bakın şuraya baktığınızda 12'lik kenara 12 kök 3 düşmüş. Demek ki üçlük kenara 3 kök 3, 9'luk kenara 9 kök 3 düşecek. Bize de 3 kök 3'ü soruyor. Yani Adana şıkkını soruyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 3 numaralı sorudayım. Yine bir eşkenar üçgen sorusuyla muhatabız. Alan DEF nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz bunu benzerlikte de gördük arkadaşlarım. Şu eşkenar üçgenin içerisine öyle bir Denizli noktası, Edirne noktası, Fransa noktası koyuyoruz ki hep aynı şekilde bölüyor. Bak şunlara A diyelim, A diyelim, A. Şuna B dersem bir kenar A artı B oldu ya. Burada A artı B, o zaman bu B. Burada A artı B, o zaman bu B. Bakın hep aynı oranda bölmüş. A, B, A, B, A, B, A, B. İşte böyle aynı oranda bölüyorsa bu ortadaki üçgen, bu da eşkenar üçgendir arkadaşlarım. Bu da eşkenar üçgen çıkıyordu. Hatta şöyle söyleyelim. Bakın şurası 60 derece. Hadi bunu bir daha ispatlayalım. Benzerlikle ispatladık ama yine bir daha ispatlamış olalım. Bunların hepsi 60 derece, 60 derece oluyor ki şu üçgene bakın şimdi. Kenarları A, B, aradaki açı 60. E buna bakın, bu da AB aradaki açı 60, bu da AB aradaki açı 60. Eşlikte ne demiştik?
İki üçgenin ikişer kenarları aynı ve aynı yerdeki açıları da eşitse biz bunlara eş üçgen diyoruz. Bunların o zaman üçü eş üçgen. Eş üçgenlerse de üçünün de 60'ının karşısındaki kenar birbirine eşit olacak. Hepsinin 60'ının karşısındaki kenara aynı simgeyi koydum. Eşit oldukları için de eşkenar çıktı. Şimdi bize de eşkenar üçgenin alanını soruyor. A kare kök 3 bölü 4'ten 8'in karesi kök 3 bölü 4, yani 64 kök 3 bölü 4. 64'te de 4'ü sadeleştirirsek 16 kök 3 gelir. Benim sorumun cevabı Ceyhan'dan işaretlenir. Buna geldik. Eşkenar üçgenmiş bir yer. A, B, C. Şuradaki üçgenimiz eşkenar üçgenmiş. O zaman burada 6. Şu A, C'nin de tamamı 6. Alan B, K, C 4 kök 3'müş dostlar. Şurası 4 kök 3. Hadi gelin biz bir de eşkenar üçgenin de alanını bulalım. Neydi? 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Yani 36 bölü 4'ten 9 kök 3'tür eşkenar üçgenimin alanı. O zaman şuraya da 5 kök 3 kaldı. Çünkü 4 kök 3'ü burada. Bize de neyi soruyor? K, C, D. Şuradaki alan nedir diye bir soru soruyor. Başka neler vermiş? AD paralel BC demiş. Şurada bir paralelliğimiz var. Bunu da konuşalım. Bakın şuradaki kenarların alanların oranı 4'e 5 değil mi arkadaşlarım? Hani biz ne öğrendik? Alanların oranıyla tabanların oranı aynıdır. O zaman burası 5K, burası da 4K diyebilirim ben. Şimdi bir de şu kırmızıyla yapacağım kelebeği görün dostlarım. Bakın şurada bir kelebek var. Kelebek üçgen paralel olduğu için kelebek var diyebiliyorum. Ve oranı 5'e 4. Lan o zaman bu oranda 5'e 4. Yani şurası da 5M'ye 4M diyebilirim. Şimdi burayı kapattım. Bakın 4M'ye 4 kök 3 düştü. O zaman 5M'ye ne düşecek? 5 kök 3 düşecek alan olarak cevap Edirne'den geldi. Evet, 13 numara da tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı ve 14 numarayı koydum önüme. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktası. Kenar ortayların kesim noktası ise burası. Hatırlayın, tabana 1, açıya 2. Yani şuranın 10 olması lazım bu sebepten dolayı. Ben hemen şu üçgenin alanını bulayım dostlarım. Biliyorum çünkü 4 çarpı 10, taban çarpı yükseklik bölü 2'den, 40 bölü 2'den 20. Bu üçgenin alanı 20. Şimdi bakın ağırlık merkezinin bir de şu özelliği var. 3 kenar ortayı da çizdiğinizde, üçünü de çizdiğinizde 6 tane eş alanlı üçgen çıkıyor. Bir tanesi 20 ise 6 tane var bundan. 6 çarpı 20'den 120 gelir tüm şeklin alanı. Evet, şimdi şuna bakalım. 4, 4, 9. AE eşittir. Neresi orası? AE, DB'ye eşitmiş. Yok, BE'ye eşitmiş. Pardon. Bakın burada muhteşem üçlüden bahsetmiş. Şimdi dik açıdan bir doğru geliyor. Bu AE doğrusu şu BE'ye eşit oluyor. Lan o zaman bu muhteşem üçlü var demiştik. Diğerine de eşit olacak. Yani hipotenüsü ikiye bölen doğruymuş bu. O zaman bu AE kenar ortay oldu. Hocam CD de kenar ortay. Demek ki bu Fransa noktası bir ağırlık merkezi arkadaşlarım. Ağırlık merkezi. Ben o zaman şu üçüncü kenar ortayı da çizersem F'den geçmek zorundadır. Ve bakın 6 tane şu üçgenden çıktı karşıma. Yani buna A dersem bu da A, bu da A, A, A ve A. Peki biz 6A'yı bulabiliyor muyuz dik üçgenin alanından? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyordum. Yani 8 ile 9'u çarp 2'ye böl. 36 mı geliyor burası? 6 tane A 36 ise bana bir tane A'yı soruyor. Ben de Adana'yı işaretledim hemen. Geldim buna. G yine ağırlık merkezi görüyorsunuz arkadaşlarım. Ve ben şurada bir 90 derece görüyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür yapıştırdım. Hemen şu üçgenin alanını bulabiliyoruz. Bakın dik üçgen. Dik kenarlarını çarp. Yani 2 ile 2 kök 3'ü çarp 2'ye böl. İkiler gitti. Buranın alanı 2 kök 3 geldi. Tamam. Ne istiyor? Tüm şeklin alanını. Ne öğrenmiştik? Üçüncü kenar ortayı da çizersem 6 tane 2 kök 3 geliyor buradan. O zaman 6 çarpı 2 kök 3'ten Denizli'yi paketledik. Şuna bakalım. Yine G ağırlık merkezi ve AB AC'ye eşit. Yani ikiz kenar üçgen. O zaman benim tabana indirdiğim bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortaydır. Kayı kuralından dolayı. Peki burada dik olduğuna göre 3, 4, 5 diyebilirim ben artık.
Alan D, E, G, C. Neresi? D, C, E, G. D, C, E, G. Ha, şuradaki şu dörtgenin de alanı bizden isteniyor. Arkadaşlar şu üçgenin alanı şununki. Dik kenarları çarp 2'ye bölden 6 değil mi? 3 ile 4'ün çarpımının yarısı. Peki biz yine ne öğrendiğimizi tekrar hatırlayalım. Üçüncü kenar ortayı da çizdiğimde 6 tane aynı üçgenden çıkıyordu karşıma. 6 tane. E birinin alanı 6 ise bunun da alanı 6. Bununki de 6, 6, 6, 6 diyebilirim artık hepsine ki bana 2 tane 6'yı 12'yi soruyor. Ben de Edirne'yi paketledim. Evet, 14 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Şimdi gelelim 15'e diyeceğim ama 20 dakika olmuş arkadaşlarım. 20-21. Dakikaya giriyoruz. Burada duralım. Bir sonraki videoda da devam edelim, tamam mı gençler? Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.